depremler, volkanlar, diyelim heyelanlar ya da diyelim yağmur, dalgalar. Bunlar doğanın fiziğinin ürettiği olgular, doğal olgular. Fakat bunlar toplum yapısıyla, fiziksel çevreyle ya da ekonomik çevreyle etkileştiğinde eğer bir kayba neden oluyorsa, herhangi bir toplum yaşamında kesintiye neden oluyorsa buna afet diyoruz. Yaklaşık 2 ay önce Aralık ayından itibaren çok yoğun bir jeofizik ve geoteknik çalışmalar yaptık saha bazlı. Önce bölgenin deprem tehlike analizini oluşturduk. Tarihsel depremleri bölgede derledik. Güncel deprem dediğimiz özellikle aletsel dönem dedikleri jeofizikçilerin işte 1900'den itibaren var olan depremleri derledik. Bölgede deprem oluşma olasılıklarını ortaya çıkardık. Bu deprem oluşma olasılıklarından bir karakteristik deprem belirleyip belli bir aşılma periyodu deniyor. Belli bir olma olasılığı için. Ve burada yer hareketi düzeyini temsil eden İvme haritalarını oluşturduk bölge için. Ki İvme inşaatlar için ya da depreme dayanıklı yapı tasarı için en önemli parametrelerden biri. Depremle ilişkili en çok veri tabanını gene biz elde edebileceğiz, biz sağlayabileceğiz projeye. Çünkü örneğin İtalya bize yakın depremselliğe sahip. Ama öte yanda Portekiz ve Slovakya biraz daha düşük depremsellik düzeyinde. O açıdan da hem ülkemizin işte Marmara ölçeğinde, test sahası ölçeğinde depremlerin neden olduğu sıvılaşma, bunların yapı ilişkisi ve dirençlilik ya da resilience dedikleri bir konseptle inceleyeceğiz ki bu resilience kavramı projenin özgün taraflarından da biri. Dünyada hiç yapılmamış böyle ölçekte. Hem uluslararası bilime, bilimsel camiaya yeni bir şeyler çıkartacak, hem de bunun toplumsal boyutu da ihmal edilmeyecek. Zaten Avrupa Birliği projelerinde temel kavramlardan biri ya da temel koşullarından biri toplum.